Babanın yanında kalıyordu. Rahat bırakın beni demişti en son. Ama yaşı da küçük, yani rahat bırakma gibi bir şansım tabii ki yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Hatta Aleyna'sa benim telefonuma mesaj atmış. Kızınız bende, artık bundan sonra kimi ararsanız arayın, istediğiniz kadar peşime düşün demiş. Yani ben özellikle onun sakladığını düşünüyorum. Yok, neredeyse de geri dönsün. Ne zaman çıktı evden? Çarşamba günü, ayın 10'unda. Bugün tam 10 gün oldu. Sizi hiç aradın mı? Aramadım. Normalde ben... aslında bu kadar fazla haber sizi bırakmaz çünkü benim üzüleceğimi bilir. Yani aklıma kötü şeyler de geliyor, başına bir şey geldiğini de düşünüyorum. Neredeyse gelsin. Ne istiyorsa beraber karar verelim. Olması gereken neyse onu yapalım. Yani konuşarak anlaşılamayacak bir şey yoktur herhalde. Ben bir an önce gelsin istiyorum. Polise ya jandarmaya suçluyorsun. Tabii tabii, hepsinde bulundum. Mesajları da gösterdim. Savcıya da çıktım. Ama hepimiz bekliyoruz yani. Elimizde bir ucu olmayınca beklemek o kadar kötü geliyor ki insana. Ve 10 gün bu, hani küçük bir şey değil ki, kocaman çocuk arıyoruz ama hala bulunmamasına da şaşırıyorum. Ben babamın yanına eve gideceğim diye çıkmıştı. Ama gitmemiş. Yani neredeyse çıksın gelsin. Ama bir an önce ya. Yani savcı hakimi yakası itmiş bundan artık. Ben savcı ismini söylediğimde yine mi kaçmış yurttan dedi bana çocuk savcısı. Yani bu kızın yanında, eğer onun yanında da değilse de mutlaka bunu saklıyor. Çünkü bizim etrafımızda ya da Neslihan'ın arkadaşlarımızdan saklayacak insan yok. Çünkü benim çok merak ettiğimi biliyorlar. Biz bile bu kızdan ifade alırken çekiniyormuş. Bize de iftira atar, bize de bela olur.